Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bundan bir video önce Diamond Tema ve Asrın Talk yeraltı kanalında şeriat tartışması yapmıştı. Bu olaylar daha patlamadan önce çıkıp ben de o videoyu fikirlerimi sunmuştum. İfade özgürlüğümü kullanarak görüşlerimi belirtmiştim. Hava da bir hayli sıcaktı. Gerçekten kısa bir dizüstü şortum vardı. Bir de beyaz atletim vardı. Öyle aldım kameraya, aniden çektim böyle. Ya moruk, yorumlar o kadar böyle beni üzdü ki gerçekten. Beni kafir mi ilan etmediler? Beni münafık mı ilan etmediler? Yani beni neler nelere koymadılar? Açıkçası hiçbiri zerre umurumda değil. Zerre umurumda bile değil. Hani böyle insanları kutuplara sokanlar, insanları ayrıştıranlar, bir kalıba koymaya çalışanlar. Hani insanlara sen kafirsin, sen münafıksın diyebilecek haddi gören insanlar, çok merak ediyorum, kendileri cennetten VIP mi aldı? Kendileri Sırat Köprüsü'nden uçarak mı geçecek? Ne bu özgüven? Ne bu şey? Anladın mı? Abi hepimiz öleceğiz gideceğiz ya. Neyin derdindesiniz? Ya benim Türkiye'den tek istediğim ne biliyor musunuz? İfade özgürlüğünün olduğu, fikirlerin, bilginin, ilmin yarıştığı, kapıştığı, hani bilgilerin çarpıştığı, bir insan fikrini sunduğu zaman seni hapse attırırız, seni işte soruşturma alırız, sana şöyle yaptırırız deyip bastırmak yerine, ya tartışma konusu olsun, anladın mı? İnsanlar fikirlerini sunsun. Arkadaşlar her zaman hayata şu pencereden baktığınız zaman hiçbir zaman gelişemezsiniz. Olduğu yerden, olduğunuz yerden bir adım dahi ileriye gidemezsiniz. Sağınıza bakmanız lazım, solunuza bakmanız lazım, ufkunuzu açmanız lazım, canımsınız. Bizim maalesef toplumumuz, abi bu şekil, ben bu şekilde baktıklarını düşünüyorum. Birazcık başka, ya birazcık başka bilgiler de almamız lazım, başka fikirlere de ihtiyacımız var. Neyse, böyle bir içime döktüm. Şimdi muhabbete geliyorum. Abi ben şunu söyleyeyim ilk önce. O videoyu izledim. Diamond'ın Hazreti Muhammed'e veya İslam'a hakaret ettiğini ben görmedim. Bakın ben görmedim. Niye? Şimdi Hazreti Muhammed'in Hazreti Ayşe ile o 6 yaşında evlendiği hadisini diyeceksiniz bana, işte bu. Abi orada bir hakaret yok ki. Adam hadiste yazan, kitaplarda yazan, kaynak olarak basılmış kitaplarda yazan bir yazıyı okuyor. Bu mu hakaret abi? Ben bunu anlayamıyorum. Madem böyle bir şey hakaret, niye bu kaynaklar basıldı abi zamanında? Ben bunu soruyorum. Madem bu hakaret, niye bu basıldı? İkinci bir konu. Diamond'ı tehdit ediyorlar. Ölüm tehditleri yapıyorlar. Susturmaya çalışıyorlar, bastırmaya çalışıyorlar. Bakın gençler, ben de Müslümanım. Bu yaptığınız şey tamamen İslam'a zarar vermek. Müslümanlığa zarar vermek. Fikire fikirle müdahale edin. Tehditle, şantajla seni içeri tıktırırız, senin başını ezeriz gibi veya ölüm tehditleriyle hiçbir yere varamazsınız. Kendi karalarsınız lan, dininize zarar verirsiniz gençler. Yapmayın böyle şeyleri. Fikire fikirle karşılık verin, anladın mı? Fikire tutup da o troll gücünüzü kullanarak baskı yapmayın abi. Adam çıktı, açıkladı kendince, işte kaynaklardan bahsetti, kitaplardan bahsetti, şöyle dedi, böyle dedi. Karşısındaki Asrın Talk inanılmaz yetersizdi. Sıfırın altındaydı gerçekten. Sıfırın altında olarak görüyorum. Madem o konuda yetersizsin, bu konuda yetersizsin. Hani şeriatın şu konusunda iyi değilim. Bu abi sen niye çıktın oraya o zaman? Abi üzülüyorum ya. Vallahi billahi biz ne ara bu hale geldik ya. Bu kadar mı birbirimizin fikirlerine tahammülümüz kalmadı? Anlatabiliyor muyum? Vay dünya vay, yemin ediyorum ya. Bir de ben şunu gerçekten sormak istiyorum. Bu Ramazan'da çıkıp televizyon programlarına çok deli paralar kazanıldı iddia edilen hocalar var yani. İddia edilen hocalar var. Bu adamlar nerede abi? Ramazan'da sahur programları, iftar programları yapıp her sene Ramazan ayında önümüze Hazreti İsa işte asası vardı, şöyle yaptı, Hazreti Musa denizi ikiye yardı gibi olayları anlatmaktan başka ne yapıyor abi? Bu adamların işine ya, bu ilahiyatçı profesörlerin işine.
Diamond çıktı. Adam kendi inancını savunuyor ve şu ana kadar da adam, hani adamın karşısına çıkıp da iki kelimeyi bir araya getirebilen, kendi inancını savunmak konusunda birisi çıkmadı abi. Cemre Demirel'i ayrı tutuyorum. Onunla ahlak tartıştılar. Ama çıkıp da ben bundan dolayı Müslümanım, bak benim inancım şu diyebilen, davetiye gönderiyorlar iddialara göre. Adamlar davetiyeyi kabul etmiyor. Siz bugünler için varsınız. Profesörler, hocalar. Size son olarak toplumda böyle farklı fikirleri olan insanlara sahip çıkmak adına, hani bazı insanlarda şu olur ya, ya aman ne savunacağım, benimle alakası yok, benim takip etmediğim şeyler diyen insanlara şöyle bir sözü söylemek istiyorum. Çok güzel bir söz. Vaktinizi fazla almadan hemen okumak istiyorum. Martin Niemöller diye birisinin sözü. Naziler komünistler için geldiğinde sesimi çıkartmadım. Çünkü komünist değildim. Sosyal demokratları içeri tıktıklarında sesimi çıkartmadım. Çünkü ben sosyal demokrat değildim. Sonra sendikacılar için geldiler. Bir şey söylemedim. Çünkü sendikacı değildim. Benim için geldiklerinde ise sesini çıkartacak kimse kalmamıştı. Evet gençler, insanlara ifade özgürlüğüne veya işte başka görüşteki insanların düşüncelerine sahip çıkmak da aynı bunun gibi. Sen başka insanların fikirlerine, düşüncelerine sahip çıkmazsan yarın bir gün sen de fikrini, düşünceni kendi çapında haklı olduğun bir meseleyi tartıştığında sana da kimse sahip çıkmaz. Olayın özeti bu bence.